Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni Ultron macerası, Ultron etkinliğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Biraz 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 bayağı bir biraz olacak arkadaşlar. Nasıl olacak? Zindan hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte zindanın e, gelişmiş versiyonu, bir üst modeli diyeyim ben size. Yeni gelen Ultron macerası zindanların bir üst versiyonu, biraz daha genişlemiş hali. Nasıl genişlemiş? Ödüller daha güzel olmuş. Onun dışında bazı yeni özellikler eklenmiş. Çok kargacık kurgacık gelecek size. Ben bayağı bir basit anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. bayağı bir yani forumda var bir yazı böyle padişah fermanı. Padişah yani dört kere okudum abi hala kafam karışık. iki tane de video izledim ancak ayıktım. Yani iki video izledikten sonra tek yazıları okudum da tek alan kafayı toparladım. Yani çok karışık yazmışlar. Ben olduğunca basit anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir kere zindan muhabbetini hatırlayalım. Zindanda nasıl yolumuz vardı? Buradaki harita değişmiş. Yani daha uzun bir yol olmuş. Daha uzunlamasına gidiyor böyle. Onu hatırlayın böyle kare gibi kutu gibi bir alanda oynuyorduk. Bu böyle gördüğünüz ekrandan başlıyor. Yukarı doğru gidiyorsunuz. Mesela zindanda olan aynı mantık devam edecek. Neydi arkadaşlar? Hatırlayın kara kaldırıyorduk. Karoları kaldırıyorduk. İşte ona göre mesela iki kişi gidiyorduk değil mi? Bir kişi sağdan gidiyordu bir kişi soldan gidiyordu. Yine aynı mantık vardı. Bir kişi sağdan gidecek bir kişi soldan gidecek arkadaşlar. Bakacağız. Birbirimize söyleyeceğiz. ki sen şu karayı kaldır. Sen bu karayı kaldır. Geriye başka bir kara kalacak diyeceğiz. Şurada dikkat edin. Parmak gibi şeyler var arkadaşlar. Parmak gibi şartlar Bunlar seçenekler. Yol üstünde bazı şeyler seçebiliyorsunuz. Kendinize özellik ekleyebiliyorsunuz. Hiç kafanız karışmasın. Çok basit. Mesela ne biliyor musun? Seçeneklerden bir tanesi vurduğun zaman rakibe işte şok atma şansın olsun. Vuruşlarına şok etkisi etkiliyorsun. Ya da yakma ekleyebiliyorsun. Gibi. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet basit bildiğiniz zindandan çok da bir farkı yok. Sadece biraz daha tatlı olmuş hali. Oyuncular için biraz daha kolay olmuş hali arkadaşlar. Onu da baştan söyleyeyim. Haritamız bu. Normal zindanda gider gibi gidiyorsunuz abi. Dıgı dık, dıgı 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 gidiyorsunuz. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu etkinlik 8 Nisan'da geliyor. Yani şimdi güncelleme geldi biliyorsunuz 1 Nisan'da. Yani bugün yeni maceralar falan gelecek. Onları oynayacağız. Ama Ultron macerası 8 Nisan'da. Onu bir bilelim. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. 8 Nisan'da gelecek hep oyunda kalacak. Hiç değişmeyecek. E, zindanı hatırlayın. 3 günde bir sınıf değişti. Hatırlıyor musunuz? Hani bir işte mutant tekno geliyordu. Bir mistik bilim geliyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Onun gibi ama 5 günde bir gelecek arkadaşlar. 5 günde bir bölüm değişecek. Ve burada sınıf muhabbeti yok. Yani karşına teknolar gelecek, mutantlar gelecek. O olayı kaldırmışlar. 3 gün yerine de 5 gün kaldırmışlar. Yani artık 5 günde bir gelecek arkadaşlar. Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Ölümleri de çok güzel gidebildiğiniz gidiyorsunuz ve ödül e, nasıl söylenir? Ödül havuzunu da genişletmişler ve farklı farklı ödüller veriyor. Bölümleri geçtikçe de ödüllüsünüz. Bölümü geçemeseniz de bu arada topladığınız ödülleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bölümü geç hani daha önce ceza yiyorduk hatırlayın. Bunda ceza yemiyorsunuz arkadaşlar. Geçemeseniz bile ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Neler varmış şöyle bir söyleyeyim. Mesela Saldırısının saldırının ortasında şampiyonlarınızı niye takas edebiliyorsunuz arkadaşlar? Başka bir şampiyon dövüşe sokabiliyorsunuz. Onu göstereceğim birazdan. Şampiyonun yeteneklerini güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şampiyonunuza ekstra güçler veriyorsunuz. Mesela bak şöyle göstereyim. Bir tane bölüme geldiniz arkadaşlar ve şöyle 3 tane seçenek çıktı karşınıza. Soldakini seçtiğiniz zaman arkadaşlar rakibinize özellik veriyorsunuz abi. Çok çok efsane özellikler veriyorsunuz. Mesela şok etkisi verebiliyorsunuz. Diyorsun ki işte hafif hafif saldırılar sallıyorum %30 şansla şok versin ya da yakma versin veyahut hatta blok becerinizi artı bin blok becerisi alabiliyorsunuz mesela ki çok da güzel bir rakamdır artı bin blok vesaire vesaire yani tabii ki burada daha çok akla yatan arkadaşlar yani saldırı gücünüzü şok veya yakma etkisi vereceksiniz ki adam ve bunlar birikiyor mesela doktor normalde şok veriyor ya bunu 2-3-4 tane şoka çıkartabiliyor ve 700-700-800-800 falan bayağı bomba gidiyor bayağı bomba gidiyor arkadaşlar söyleyeyim Mesela sağdaki de takımınızdaki hero'lar arkadaşlar hemen şuradan bir bakıyorum. %40 yanlış hatırlamıyorsam. Aynen orada da %40 yazıyor. Tüm takımdaki karakterleri %40 sağlık basabiliyorsunuz. Ne yazmışlar? Ekibinizi iyileştirme veya yeniden canlandırma arasındaki seçimi yapmak için diriltebiliyorsunuz. Mesela ölmüş bir ortadaki de ölmüş olan bir karakterinizi %20 ile diriltebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da var. Diriltme, iyileştirme, şampiyonun yeteneklerini hacklerle güçlendirmek. Hack yazıyor orada bir saldırının ortasında şampiyon takas edebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir şey değil mi? Bence çok güzel bir şey. Dediğim gibi 3 günde bir yenilenmek yine 5 gün sürüyor. Yani uzun uzun oynayabiliyorsunuz ve şöyle bir şey. Hem macera içerisinde yani şuradaki dövüş içerisinde aldığınız ödülleri alıyorsunuz. Bunlar arkadaşlar yine kendi aralarında değişiyor. Yani belli süreler zarfında değişiyor arkadaşlar. Ödüller şimdi oraya da geleceğim inşallah. Dur bakayım. Ne kadar ileri giderseniz bu arada arkadaşlar o kadar o kadar fazla ödül alabiliyorsunuz. Ne kadar fazla giderseniz o kadar fazla ödül toparlıyorsunuz. Tabi karalara falan bakabiliyorsunuz. Karoların içerisinde ne var ne yok diye vesaire falan. Mesela seçtiğiniz yeteneklerden bir tanesinin özelliğini söyleyeyim. %30 şansla hafif vuruşlar 5 saniye boyunca şok etkisi veriyor. Sizin saldırınızın %120'si kadarını. Başka ne varmış? Tüm yeteneklerin yetenek isabeti %200 artırılabiliyormuş üzerinize hiddet açma şansı var gibi gibi arkadaşlar. Ben şöyle göstereyim. Mesela Doktor Wood normalde şok etkisi atmıyor. Ama ben burada işte soldakilerden birini seçtim ya yetenekli. Şu yumruk olanı seçtim. Oradan mesela vurdukça hafif saldırılar şok etkisi versin dedim ya. İşte arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz şekilde şok etkisi verebiliyor ve dövüş esnasında arkadaşlar dövüşte şu şekilde bir karakteri çıkarıp öteki karakteri alabiliyorsunuz. Böyle bir muhabbet var. Gayet de güzel olmuş bunlar. Ödüllere baktığımda arkadaşlar şimdi ödül muhabbetine gelelim. Şu haritamızın kısmına gelelim. Diyor ki kilometre taşları 5 günde bir sıfırlanan kilometre taşları. Mesela atıyorum işte nedir? İşte tamamen sallıyorum. 20 bin puan topladığına 20 bin puan toplayana kadar sana ödül veriyor. Ayrıca 30 günde bir sıfırlanacak olan üst bölge ödülleri var. Bu nedir? 30 gün içerisinde kaç oda geçti? Hatırlıyor musunuz? Hani zindan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'miz vardı bizim. Burada da sektör 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Aynı. hiçbir fark yok. Hadi adı değişmiş. Hani oda değil de bu. Ve kaç oda, mesela kaç oda geçtik? Oynadık sizle beraber. 8 oda geçtik değil mi? 1 ay içerisinde çıkabildiğimiz en yüksek 8 odaydı. 1 ayın sonunda 8. oda için ekstra ödüller verecek bize. Güzel yani fena değil. Ve bolca 5 yıldız parçası falan var arkadaşlar. Tabi zindan 7'den bahsediyorum. Bunu bu arada beraber oynayacağız. Hep beraber her gün belki 3-5 saat oynayacağız onu da baştan söyleyeyim. Defalarca girip çıkabiliyorsunuz arkadaşlar bir sıkıntı yok. Karakter bekleme diye bir şey yok. Aynı karakter tekrar tekrar girebiliyorsunuz diye yazıyor. Ben buranın yalancısıyım. Bir şey diyemem. Bak ne demiş mesela. Dip, dip dip Dost. Aynı zamanda dostluk ödülleri ve arkadaşlık bonusları var arkadaşlar hatırlarsınız. Onlarla devam ediyor. Onlar da aynı şekilde var. Başka Başka ne demiş? Eskiden zindanlar birden 7'ye kadar sınıflandırılırdı. Şimdi sektörler zorluk seviyesini temsil eder. Aynı mantık diyor. Sektör 1 en düşük, sektör 7 en yüksek. Ve her oyuncu en iyi bölgelerini kazanmalarına yardımcı olacak iki sektör seçeneğine sahiptir. Mesela bir seçtik. İkimiz de mesela hani puanımız çok güzel. 40 bin, 50 binlerde falanız. 6 veya 7 hangisini istersin diye soracak. Tabii ki 7'yi seçeceğiz. Yani 7'ye baktığımda Özel gereksinim yok diyor. Sektör 1 ve 2 muhabbeti falan. Yani bazı yerlerde fazladan karakter istiyor. Mesela sektör 6 ve 7'yi açabilmek için arkadaşlar fazladan karakter istiyor. Neymiş? 16 tane 5 yıldız karakter istiyormuş. 16 tane 5 yıldız olmayan sektör 7 oynayamayacak gibi. Bir arkadaşınızla öngörülen sektörden daha düşük bir sektöre katılmak isterseniz ihraç kilometre taşlarına doğru puan kazanabilirsiniz. Ancak üst bölge ödüllerini alamazsınız. Yine arkadaşlar iksirler ve diriltmeler de burada mevcut. Hem o zindan iksir ve diriltmeleri gibi bir şey yani. Onların şekil şekerleri de ortalama aynı şekilde arkadaşlar. Yani 8 Nisan'da geliyor Ultron etkinliği arkadaşlar ve şöyle bir şey. Hani zindan etkinlikleri nasıldı? 2 hafta geliyor 2 hafta gidiyordu ya. Bunda arkadaşlar öyle bir şey yok. Hep kalacak. Bu sonsuza kadar kalacak. Sizlerle sonsuza kadar bunu oynayabileceğiz arkadaşlar. 8 Nisan çarşamba gününe mi denk geliyor? Aynen 8 Nisan çarşamba gününe denk geliyor. Bir aksilik olmazsa arkadaşlar canlı yayında hep beraber oynayacağız. Tabii ki bu yani hepinizle oynayabileceğim anlamına gelmiyor. Aynı anda hepinizle oynayamam. Ama elimden geldiğince her defasında farklı farklı arkadaşlar oynayacağım. Ve arkadaşlar 7 oynayacağız ona göre. Gerçi durumunuza göre 3 4 5 oynayabilirim. Ona bakarız. Ama 7'den çok fazla ödül toplamak istiyorum arkadaşlar. Bunun için şöyle bir şey yapacağım. Şimdi ben bu oyunu herkesle oynayamam arkadaşlar. Yani ee, line'dan yine bir grup kuracağım. Yani şöyle bir grup kuracağım. Ultron macerası için grup kuracağım arkadaşlar. Bu yüzden bana Line'dan da e, profil fotoğraflarınızı ve karakterlerinizi atabilirsiniz. Kaç tanenizde R5 falan var, R4 var. Bunları da mutlaka yazın ki ona göre kendim arkadaşlar Line'dan bir grup kuracağım. Aynı zamanda bu grupta hep beraber olacağımız için kendi aranızda da oynayıp. Çünkü burada random eşleşmek çok sıkıntı arkadaşlar. Çok sıkıntı. Bu sebeple yani oynuyorsun adam çıkıyor. Veya senin eşleşmeye çok dandik bir adam geliyor. Bu sıkıntı. Ama biz bir line grubu kuracağız. Ve bu line grubunda arkadaşlar kendimiz çok güzel bir şekilde eşleşme yapacağız. Eğer eşleşme yapmak isteyen varsa line grubundan birbirine yazacak arkadaşlar. Diyorum. Hadi bakalım şimdilik böyle. Artık geldiği zaman da bunları göreceğiz arkadaşlar. Neyin nesi kimin fesiymiş bakacağız. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.